Gelelim eklenti kurmaya. İnternette geziyorsunuz. Bir eklenti gördünüz. Heves ettiniz. Benim sistemde de olsun dediniz. Eklentilere yeni ekle kısmından ekleyebildiğiniz gibi FileZilla programıyla da ekleyebilirsiniz. Ben ikisini de size göstereceğim. Şu alanı bir anlatalım bakalım. Eklenti kur alanına geldiğinizde bakın buradan adını bildiğiniz eklentiyi eklentilerde arama yapabilirsiniz. WordPress'in kendi eklentilerinde yani site içi bir arama zannetmeyin. Arama yapabilirsiniz. Veyahut aşağıdaki popüler etiketlerden admin, widget, post, Google, images, ondan sonra Twitter, Facebook ile ilgili eklentilerden bakın mesela Facebook ile ilgili 746 eklenti, Google ile ilgili 1084 eklenti varmış. Bu eklentileri karşınıza yayabilirsiniz bu pencere içinde. Aynı şekilde bakın şunu hatırlatayım tekrardan. Google'ın 1084 eklentisi görünüyor. WordPress'in WordPress.org Extend Plugins alanına gelerek de bakın burada popüler etiketler var. Google 1084 alanına gelerek de ya da arama yaparak da aradığınız plugin'i bulabilir, download'a basarak indirme işlemini yapabilirsiniz. Ama benden size tavsiye, özellikle bu işte yeniyseniz, hani spesifik bir şey aramıyorsanız, millet ne yapıyor, ne indiriyor bilgisayarına diye düşünürseniz, bakın burada Mozpuckler var. En popüler eklentileri buradan görebilirsiniz. Mesela Google XML Sitemaps, bir önceki derste anlattığım XML Sitemaps eklentisi 8 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş. Kontak form eklentisi. Bunları hep bir önceki video derste anlatmıştım. Bunları tavsiye etmiştim. 7 milyon 700 küsür kişi tarafından indirilmiş. Buradan giriyorsunuz. Google XML Sitemaps'e mesela. Rahat bir şekilde download versiyon 3.2.8'e tıklayarak ya da size tavsiyem önce şu. Şuradan bakın plugin'in versiyon numarasına ve WordPress versiyonlarına destekleyip desteklemediğine göre bilgi alarak, biz şu anda mesela 3.4.1'i kullanıyoruz, bilgi alarak bunun düzgün çalışıp çalışmadığını ya da yorumları okuyarak rahat bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Screenshots'a gelerek de özellikle burada ekran görüntülerine bakabilirsiniz ve installation kısmıyla da nasıl yükleneceğinin ön bilgisini alabilirsiniz. Yani sizin işinize yarayan şeyler installation, screenshots kısmı. Ve de başınız sıkışırsa fuck you, frequently asked questions yani sıkça sorulan sorular kısmı. Pekala, buradan download'a ben basarak indirebilirim mesela. Buradan bir tane eklenti indirecektim aslında. Şimdi devam ediyorum. Yükle seçeneğine basarsanız var olan bir tane dosyanızdan mesela zipli bir şekilde şunu bilgisayarıma indirdiğimi farz ediyorum. Şuradan mesela ne indirebiliriz? NextGen Gallery, o çok büyüktür. WordPress Importer. WordPress Importer'ı yalandan yere bir indirelim bakalım. WordPress Importer bitti. Dosya seçe basarak buradan WordPress Importer'ı sitenize yükleyebilirsiniz. Size eğer FTP şifresi sorarsa da hosting firmasından aldığınız FTP şifresini girersiniz. WordPress zip'i yüklemeye, zip'in içinden çıkarmayı, eski versiyonu silmeyi eğer üzerine kuruyorsanız eski versiyonu silme işlemini otomatikman kendi yapacaktır. Siz sadece dosya seç, şimdi kur, şifre gir işlemini yapacaksınız. Bitti. Öne çıkan seçenekler son zamanlarda öne çıkan eklentilere önünüze yar. Buradan bakın şimdi kura basarak da işinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Popüler seçeneği gerçekten popüler olan, çok indirilen WordPress eklentilerine ki dikkat edin popüler XML Sitemaps, Contact Form, Jetpack. XML, Contact Form, Jetpack. Aynı yerler, paralel yerler. Yani buradan da bakabilirsiniz, buradan da bakabilirsiniz. En yeni seçeneği de son çıkanlar. Öyle anladım. Bakın burada 20.000'den fazla eklenti var. Bu alanda bu şekilde. Peki hazır aklıma gelmişken onu da anlatayım. Benim şu anda eklentilerimde 1 yazıyor. Bu neyin nesi? Benim var olan bir eklenti güncelleştirilmiş. Yazılımcısı tarafından, onu hazırlayan kişi tarafından. Arkadaşlar yükle eklentiler kısmına gelerek de oradan güncelleştirmeye basarak ya da hangi programın adını olduğunu öğrenebilirsiniz. Bakın burada neymiş? XML Sitemaps'in yeni bir sürüm mevcut olduğu belli.
Ya da yukarıdan bakın, bir eklenti güncelleştirmesi var. Aynı yere bakın, tekrar edeyim şuradan, başlangıç güncellemelerden de ulaşabilirsiniz. Zaten burası buraya eriştiriyor. Seçiyorsunuz, eklentileri güncelleye bastığınız anda şifre isterse şifrenizi girersiniz. WordPress otomatikman indiriyor, zip'i açıyor, eski dosyayı kaldırıyor ve yenisini kuruyor. Ya artık kalır, şudur budur, eskisini ben elle kaldırayım, manuel kaldırayım, ama gerek yok. Ben birazdan size bir sonraki derste de FileZilla'ya da eklemeyi anlatacağım. Ben genelde onu kullanıyorum.